teşekkür ederiz bizim etkinliğimize katıldığınız için bugün burada. İsminiz olalım tabii öncelikle. Erkin Semiz, bilgisayar mühendisliği 7. sınıf öğrencisiyim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde. Benim sorum hocam aslında birazcık daha sektör alakalı değil, sizin YouTuber tarafınızla ilgili olacak. Mesela hani gerçekten biz arkadaşlarla oturup baktığımızda birçok içerik çıkartıyoruz. Kendimize eğleniyoruz, keyifli videolar çekiyoruz. Hani YouTube'a atmak istediğimizde böyle bir hep bir çekingemiz oldu. Hani böyle dedik ki acaba bu insanlar gerçekten bunu isterler mi? Ama sonra sizin videolarınızı gördüm. Hani çok yani hocam nasıl şeyiniz, hevesiniz kırılmıyor? Bu şekilde bir belli izleyici sayısına ulaşmayınca. Ya da kendi istediğiniz şeye ulaşabiliyor musunuz? Burada kritik nokta şu. Motivasyon nereden geliyor? Yani YouTuber'ların çoğunun motivasyonu izleyici sayısından, oradan kazanacağı paradan, ne kadar meşhur olduğundan falan geliyor. Benim YouTube videolarına kayma sebebim sadece insanlara faydalı olmaktı. Ben bir video çekiyorsam ve onu bir kişi izliyorsa ve o izleyen bir kişiye faydası oluyorsa ben başarıya ulaşmışım demektir. Dolayısıyla motivasyonum kırılmıyor. Bir gün birilerinin izleyip bir fayda olacağını tahmin ediyorum. Ha, başarılı olmayan video çekiyor muyumdur? Çekiyorumdur. Çok kötü video var mıdır? Vardır. Onlar da o arada artık gidiyor o amaca ulaşmak için. Çünkü belki 100 videodan 50'si başarılı olacak, belki 30'u başarılı olacak ama o 30 videoya ulaşmak için 100 video çekmem gerekiyorsa onları da çekip koyuyorum. Oradaki motivasyonum benim sadece insanlara faydalı olmak. Dolayısıyla öyle bir kaygım yok. Dolayısıyla YouTuber'ların çoğunun yaşadığı kaygı bende yok. Ondan emin olabilirsin. O konuda rahat olmamdan belki de kaynaklanıyor bu kadar video olması. Bilmiyorum cevap oldu mu. Olur. Siz de herkese faydalı olmak gibi bir amacınız olursa evet, biz mesela bunu yapın demiyorum. Bakın bu herkesin mottosu olmak zorunda değil. Herkesin amacı olmak zorunda değil. Sizin de aynı amaca sahip olacağız diye bir şey yok. Farklı bir amacınız olur ama o amacın ne kadar uzun vadeli amaç olduğuna göre sizin planlarınız ve gittiğiniz yolda şekilleniyor. Kısa amaçlarınız olursa benim amacım plazada çalışmak. Bir plazaya gireyim yeter ise veya akademisyen olmak, kampüs hayatını çok seviyorum ise veya işte yazılımcı olayım, bana bilgisayar mühendisi desinler bana yeter ise bunlar daha küçük amaçlar. Bunlar daha çabuk ulaşılan amaçlar. Bir yazılım yazayım, proje yazayım, para kazanayım. Bunu belki 3 sene, 4 sene sonra yapacaksınız. 100 kere yapacaksınız, 1000 kere yapacaksınız, artık sıkılacaksınız. Amacı yüksek tutarsanız gittiğiniz yol daha uzun olur, daha motive edici olur. Benim tavsiyem o olur yani. Yani mesela yani aslında merak ettiğim tam olarak şöyle. Yani çok teşekkür ederim, sorumu cevap oldu. Gerçekten bir amacınız var. Hani biz de bu şekilde düşünüyoruz. Öyle oyun videosu falan böyle tek bu odaklı değildi. Arkadaşlar eğlendik gerekirse